Kung Fu deyince elbette ki Bruce Lee ve Çin geliyor akıllara ama Kung Fu'nun kılıçla yapılan bir kategorisinde bir Türk dünyayı dize getirdi. 21 yaşındaki Necmettin Erbakan Akyüz geçtiğimiz şampiyonada 7 Amerikalıyı peş peşe yenince bu seneki müsabakalarda rakip bulamadı. Çılgın Türk'ün hikayesini Samet Özsaylan haberleştirdi. Arif Soner Kalkan da görüntüledi. Yedi Amerikalı bir Türk'e karşı bir mücadele ettik. Yeniden birinci oldum. Yedi Amerikalı'yı da yendim. Önüne çıkanı yendi. Yendikçe yendi. O yendikçe rakipler önünden kaçtı. Onun stilinde dünyada karşısına çıkan kalmadı. O bir çılgın Türk. Henüz 21 yaşında ama Kung Fu'nun Tombe Chuan stilinde dünyanın en iyisi. İlk dünya şampiyonluğumu 2012 yılında Tombe Chuan stilinde elde ettim. Necmettin Erbakan Akyüz 6 kere dünya şampiyonu oldu. Kategorisinde öylesine iyiydi ki 2019 yılında Amerikalılar dışında kimse karşısına çıkmadı. Amerika'yla bir haksızlık yapmaları durumu söz konusu oldu 2016'daki bir dünya şampiyonasında. Yani sinirden mızrağımı yere fırlattım ve beni 2 sene men ettiler. Dünya Federasyonu'na karşı açtığımız davada 2 yıllık men iptal oldu. Amerikalılara ve İranlılara karşı ben dava kazandım. 2019 yılına geldiğimiz zaman bir gördük ki diğer ülkelerin hepsi çekilmiş Tombe Chuan stilinde. Yalnızca Amerika bana güttüğü kinden dolayı 7 tane rakip çıkardı. Necmettin Erbakan Akyüz ard arda şampiyonlukların ardından artık rakip tanımaz oldu ve 2019 yılında karşısına sadece Amerika rakip çıkartabildi. Finalde 7 Amerikalıyı da yenerek tekrar dünya şampiyonu oldu ama 2023 yılında bu defa bambaşka bir sürprizle karşılaştı. Şampiyonaya gittiğim zaman bir görürüm ki Tombe Chuan stilinde hiçbir ülke sporcu çıkarmamış. Dolayısıyla beni çok farklı bir karışık stile atmışlar. Tek başına kaldığı için kategorisi kapanan Necmettin Erbakan da başka bir stilde yarışmaya katıldı. Yine eli boş dönmedi. Yarıştım diğer stilde gümüş madalya aldım. Toplu yaptığımız stilde de takım olarak şampiyon olduk. Dünya şampiyonu, 6. dünya şampiyonluğumu elde ettim. 2 öğrencim de orada dünya şampiyonu oldu. Genç sporcunun hedefi büyük. Başka stillerde artık kapatıp artık o stilde de rakip kalmayana kadar o stilde inşallah dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum Allah nasip ederse.